Ayrıca test mutfağımıza hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımız devam ediyor ve yazın en güzellerinden bir tanesi olan kirazlarım var böyle. Bunlardan güzel bir kiraz reçeli yapmayı göstereceğim. Bir de benim baba tarafım Nevşehirli. Biz çocukken Nevşehir'den bize yufkalar gelirdi böyle kat kat. Ve o yufkaların yapılmasını göstermek istiyorum. Çok eğlenceli ve çok lezzetli oluyor. Hazırsak başlayalım. İlk olarak burada 3 kilo kiraz var. Kirazın isterseniz çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Çekirdekli olunca da güzel tatlı tatlı her bir tanesinin keyfine vararak yemeyi sağlıyor. Buna 1 kilo şeker koyuyorum. 3 kilo ve 1 kilo şeker. Bunu güzelce karıştırıyorum. Çekirdeklerini çıkarırsanız eğer bunu böyle bir 2-3 saat bekletin. O zaman çok daha kısa süre kaynıyor. Ama çekirdeklerini çıkarmadığımız için birazcık daha uzun kaynayacak. Ve de şekerle bekletmenin çok bir esprisi olmuyor. Onun yerine tencerenin dibini sadece kaplayacak kadar su döküyorum. Bu kadar. Bir de burada bu tencere o bildiğimiz tencerelerden değil. Bu böyle hem reçeller için hem diğer bütün kış hazırlıkları için kullandığım bir kova. Özelliği ne? Burada sapı var. Buradan işte kavanozlara dökmek istediğimizde dökülebilecek ibiği var. Ve rahat rahat taşıyabilmek için böyle uzun büyük bir sapı var. Bunu böyle kontrol edebilmek adına. Şimdi ocağı açıyorum. Yüksek ateşte yapmıyoruz. Neden? Önce en kısa alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Neden böyle yapıyoruz? Reçellerde veya diyelim işte künefe için şerbet yapıyoruz. Şekerle ilgili en önemli kural, şekerlerin tamamı erimeden kaynamaya başlarsa eğer o yapılan şey soğuduğunda şekerlidir. Kısık ateşte usul usul 3 saat pişecek yaklaşık ve ondan sonra reçelin çok önemli bir kısmı bitmiş olacak. Oraya birazdan geleceğiz. Şimdi reçelimiz bitti zannediyorsunuz. Hayır, burada bakın bu fındıklar var. Bunlar reçelle birleşmeyi bekliyorlar. Dolayısıyla son dokunuşumuz kenarda, ayırıyorum. Geçelim yufkamızı yapmaya. Burada yarım kilo unum var. Bu unun içerisine 250 ml su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Böyle bir 5-6 dakika öğlen sporu yapacağız. Hamur kendini birazcık sporu yaptıktan sonra topluyor. Ve böyle yüzeyi pürüzsüzleşmeye başlıyor. Bu zamanda artık uzatıyorum. Ve bu hamuru 8 eşit parçaya ayırmaya çalışacağım. Böyle hepsini yuvarlıyorum. Azıcık unluyorum tabağa. Hafif altlarını da. Neden derseniz şimdi yoğurduk, glutenini uyandırdık. Birazcık böyle hani şu an sıkı. Onun böyle bir kendine gelmesi lazım ya. İşte o kendine gelme süresi lazım. Onun için de üstünü sen birazcık serin serin bekle deyip nemli bezle böyle kapatıyoruz. Bir yarım saat bekleyecek. Burada da şimdi reçelimize bakabiliriz. Bakın böyle şekerleri eridi ama daha kaynamadı. Tam olması gereken şey bu. Hani reçel yaptığım şekerlendiğinin de birinci sebebi bu. Şimdi böyle oldu ya, artık altını bir tık açabilirim. Kapağını da açabilirim. Ve böyle yavaş yavaş şimdi kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra birazcık renkleri şu an çok parlak kırmızı. Birazcık böyle bordolaşacak. O zaman devam edebiliriz. Artık hamurlarım bakın birazcık rahatladı, gevşediler. Şimdi bunları açma vakti geliyor. Önce birazcık tezgahıma, sonra da üstüne, sonra da oklavama birazcık un koyuyorum ki yapışmasın. Sonra bunu tatlış tatlış açacağım. Şimdi artık buraya geçiyoruz. Karaca'nın yeni hem böyle gözleme hem de lavaş tavası var. Şöyle ocakta altını açıyorum. Ve piyasada benzerler ama bunun güzelliği daha büyük olması. Dolayısıyla böyle daha büyük yapabilmeye şans veriyor. Yufkamdaki fazla unları atıyorum. Ve tavaya konuyor. Şöyle. Tavada yufka, lavaş yaparken en önemli şey. Eğer tava fazla sıcaksa böyle göz göz kahverengi noktalar olur ya, hamur kabaracak. O noktalar, diğer taraflar pişmeden siyah olup böyle yanık, böyle delikleşirse bilin ki o delikleşme sebebi tavanın fazla açık olmasından. O zaman altını hemen kısın. Evet. Lavaş tamam. Geliyorum buraya. Reçelin üstünde kef dediğimiz bir köpük oluşuyor. Beklerken bunları almazsak
Reçel de böyle bir nevi kaymak gibi düşünebilirsiniz. Böyle beyaz beyaz parçacıklar olur, o berraklığı azalır. Dolayısıyla bunları topluyoruz. Ama bunlar böyle atılacak bir güzellik değil, çok güzel bir şey. Pembiş pembiş köpükler. Bu kefi bunun üzerine böyle döküyorum. Bunun içine birazcık peynir koyuyorum. Çörek otunu böyle üstüne, buralara da serpiyorum. Kirazımla güzel olacak. Nanelerim var. Taze taze dalından dürüm saati. Gelelim reçelimiz ne zaman oldu, olduğunu nasıl anlarız? Şimdi reçel, şeker dediğimiz şey bekledikçe yoğunlaşır. Dolayısıyla biz reçel kavanozundaki kıvamı tencerede istersek o kıvam soğuduğunda böyle kas kat hale gelecektir. Dolayısıyla onu engellemek için şöyle tabağa koyacağız. Birazcık soğuyunca yoğunlaşıyorsa o kıvam tamamdır. Şöyle biraz bekliyoruz. Bak bekledikçe ve açıldıkça yavaşlamaya başlıyor. Bu tamam gibi belki 1 dakika, 2 dakika. Şimdi o 1 dakika, 2 dakika için şöyle limonu azıcık kestim. Birkaç damla döküyorum. Niye az kestim? Daha sonra kullanmayacağım bu limonu. Uzun süre bozulmasın diye kapatıyoruz. Uzun süre bozulmamasını sağlıyoruz. Bir de fındığım var. 3 avuç, 4 avuç civarı. Bunu da içine koyuyorum. Bu fındığın böyle fındık tadı bu reçeli çok daha güzel yapacak. Şöyle karıştırıyorum. Önceden kattığımda çok kırmızılaşıyor. O yüzden son dakika katıyorum. Ve artık altını kapatabilirim. Şimdi biraz o kendine gelirken benim kaynar suda kaynattığım reçel hunim kapaklarım ve de fırında kuruttuğum kavanozlarımı çıkarıyorum. Artık kavanozlayıp kaldırabilirim. Kış hazırlıkları aslında yazın güzelliklerini daha hesaplı oldukları zaman da kışa taşıyabilmek için iyi fırsatlar. Ve bugünler aslında bunları biraz daha düşünmek için de kıymetli zamanlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuz bu kadar. Başka yapmak istediğiniz, düşündüğünüz bir şeyler varsa lütfen aşağıya yazın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ne olur unutmayın.